Şimdi Aziz Akova, Beyaz Haber muhabiri, arkadaşımız gece kulübüne yakın bir noktada canlı yayında bizle birlikte olacak. Olayla alakalı son gelişmeleri bize aktaracak. Gösterelim Aziz oradaysa. Evet, Aziz selamlar önce. Selam Ömür Varol. Reyna'nın herhalde benim gördüğüm kadarıyla bir 50 metre falan uzağındasın. Daha doğrusu yakınındasın. Olayın gerçekliği, trafiğe açılmış galiba, değil mi? Evet, trafiğe açıldı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz cadde Muallim Naci Caddesi. Yani o katliamın yaşandığı nokta burası. Hemen arkamda o ünlü gece kulübü var. Yılbaşı gecesi burada kana bulandı. Detaylarını aktaracağız. Saldırı nasıl gerçekleşti? Saldırgan buraya ne ile nasıl geldi ve katliam ne kadar sürdü? Bunları aktaracağız. Ancak öncelikle son dakika bilgilerini, son gelişmeleri aktarmakta yarar var diye düşünüyorum. Hayatını kaybeden 39 kişinin 38'inin kimliği belirlendi. Dün gün boyu kimlik tespit çalışmaları yapıldı Adli Tıp Kurumu'nda ve 38 kişinin kimliği tespit edildi ve bunların kimliği tespit edilen 13 cenazede ailelerine teslim edildi. 13 cenazeden 11'i Türk vatandaşı, biri Irak ve biri de hem Belçika hem de Türk vatandaşı olduğu bilgisini verelim. Dün bu cenazeler ailelerine teslim edildi. Bugün de çoğunluğu yabancılar olmak üzere hayatını kaybeden kişiler ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Bir yandan da tabii ki Türk vatandaşlar bugün son yolculuğuna uğranacak. Şöyle buradan bizi çıkartacaklar. Yani biraz önce polis ekipleri geldi. Hemen bu noktada kameraman arkadaşım gösteriyor. Burada basın mensupları bekliyordu ama şimdi buradan uzaklaştırılacağız. Onun için kısaca buradaki son görüntüyü size aktarmak istiyorum. Çünkü biraz sonra bunu aktarmak zor olacaktır bizim için. Hemen gece kulübünü görüyoruz. İşte burada katliam yaşandı. Şu anda o katliamın izleri bir mavi brandayla kapatılmış durumda gördüğünüz gibi. Ve hemen de gece kulübünün giriş noktasına ve yine Muallim Naci Caddesi üzerine Türk bayrakları asılmış durumda. Görüyorsunuz polis ekiplerinin güvenlik önlemleri de orada devam ediyor. Hatta şu anda bizim de uzaklaşmamızı istiyorlar ama kısaca yine aktaralım ve karanfiller de hemen gece kulübünün girişinde bulunuyor. Yani buraya gelen vatandaşlar ölen kişileri anmak için buraya, gece kulübünün girişine karanfil bırakıyorlar. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Kısaca ondan da bahsedelim. Yılbaşı gecesi saatler 1.15'i gösteriyordu. Saldırgan Sarıyer yönünde, Muallim Naci Caddesi'nin üzerinde Sarıyer yönünden buraya geldi. Gece kulübüne yaklaşık 100 metre mesafede ticari taksiyle geldi, durdu ve silahını çıkardı. Uzun namlulu silahla birlikte aşağı iner inmez tetiğe bastı. Önce 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etti ve sonrasında da bir turizmciyi öldürdükten sonra hızlı adımlarla gece kulübüne girdi ve katliamda o dakika itibariyle başladı. İddiaya göre saldırgan üst kata çıktı, gece kulübünün üst katına çıktı ve o noktadan tam 4 şarjör boşalttı. Orada sadece eğlenmek isteyen masum insanların, yerli yabancı insanların üzerine 4 şarjör boşalttı. Oldukça soğukkanlıydı. Profesyonel bir şekilde bu katliamı gerçekleştirdi ve yine üzerini değişerek yaklaşık 7 dakika içerisinde üzerini değişerek gece kulübünü o karmaşadan yararlanarak terk etti. Tabii o dakikalarda korkunç bir manzara da burada vardı şüphesiz. Görgü tanıklarının ifadesi de o şekilde. Herkes kaçışmaya, canını kurtarmaya çalıştı. Kimisi denize atladı. Hemen yan tarafta gece kulübü denizin yanında bulunuyor zaten. Yan tarafta denize atladılar can havliyle kendilerini kurtarmak için ama 39 kişiye maalesef 39 kişi buradan çıkamadı. 25'i yabancı. 39 kişi yılbaşı gecesinin ilk dakikalarında, ilk saatlerinde hayatını kaybetti. 65 kişi de yaralı bilgisini de verelim. 4'ü ağır bu yaralıların. 65 yaralının da tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine saldırgan buradan Muallim Naci Caddesi üzerine iddiaya göre bir taksiye binerek izini kaybetti. Şu anda polis ekipleri o saldırganın peşinde olduğu bilgisini de verelim. Yüzlerce kamera, güvenlik kamerası
Movese kameraları inceleniyor. O saldırganı, teröristi yakalamak için diyelim ve buradan şu anda aktarabileceklerimiz bu kadar. Ömür Varol. Aziz, bir kez daha rica edeceğim. Kameraman arkadaşımıza söyle. Reyna'nın kapısına doğru bir zoomlasın. O mekanı şu an insanlar da merak ediyor. Mavi branda mı gerilmiş giriş noktasına, hemen, kapısına? Hemen gösterelim. Evet, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri var. Polis bariyerleri var ve hemen arkasında da bir mavi branda, tam o giriş noktasında, o saldırının izlerinin bulunduğu nokta mavi brandayla sizin de gördüğünüz gibi kapatılmış durumda. Güvenlik önlemlerinin de yine devam ettiğini söyleyelim. Dün gün boyu olay yeri inceleme ekipleri akşam saat 7'ye kadar içeride delil topladı. Tek tek tüm detayları kayıt altına aldı, inceledi. Bilgisini de verelim. Şu anda o saldırı, katliamın yaşandığı gece kulübü burası. Hemen Beşiktaş Ortaköy'de bulunuyor. Evet. Gördüğünüz gibi mavi brandayla da kapatılmış durumda giriş noktası. Aziz, o terörist, kaçan teröristle ilgili bir gelişme var mı? Bizim en son gördüğümüz o teröristin en net fotoğrafı güvenlik kamerasından tespit edildi. Yani adamın yüzü %80 oranında falan belli. Onunla ilgili kısa bir bilgi alalım senden. Evet, o fotoğrafı, o görüntüyü polis paylaştı. Çünkü öncesinde sosyal medyada, bazı medya kuruluşlarında farklı fotoğraflar dolanmaya başladı. Ve o kişi de, yani o fotoğrafı dolanan kişi de, Kazakistan uyruklu kişi de emniyete gitti. Bu kişinin benimle alakası yok dedi. Kendisinin masum olduğunu söyledi. Ve ardından da suç duyurusuna bulundu. Sonrasında da polis ekipleri işte o fotoğrafı paylaştı. Zaten daha sonrasında da güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Siyah giyinimli, yani siyah mont, siyah bere ve sırt çantası vardı saldırganın, teröristin. Çıkarkense daha çok beyaz ağırlıklı bir giysi giymişti. Silahını gece kulübünde bırakmıştı. Ve ardından da buradan, o karmaşadan yararlanarak kaçmıştı terörist. Ama polis ekipleri şu anda tabii hala yayın yasağı var. Birçok noktayı paylaşamıyoruz. Ama şu anda o saldırganın, o teröristin 39 kişiyi öldüren, yüzlerce kişi... onlarca kişi yaralayan teröristin ensesinde olduğu bilgisini verebiliriz. Peki. Yani yakalanması belki de an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki, teşekkürler Aziz. Sana kolay gelsin. İşte gördük, mekan artık vatandaşlar oraya gidip çiçek de bırakabiliyorlar anladığımız kadarıyla. Demek ki orada bütün deliller bu süre içinde toparlandı, toplandı. Şu an beklenen artık o teröristin, ölüm makinesinin yakalanması. O da büyük ihtimalle yakındır diye düşünüyorum. Fakat ama öldürülmediyse, bir örgüt işiyse, yani zaten bizim ondan alacağımız bilgi o kadar az ki Ömür. Yani kaç kişiyi tanıyordur ki? Bence büyük ihtimalle öldürdüler, biliyor musun onu? Göreceğiz, bakalım. Fakat yani adamın fotoğrafı ortaya çıkmış. Bak şimdi Aziz söyledi. Başka birinin fotoğrafı dolaşıyormuş sosyal medyada. Mağdur oluyor kişi. Caddede oturuyormuş, suç duyurusunda bulunmuş hatta. Hı-hı. Şimdi o zaman bize düşen de medya olarak doğru fotoğrafı yayınlamaktır kardeşim. Bu yayın yasağını doğru belirlemek lazım. Ben de onu anlamıyorum. Yani çok net koymaları lazım. Neyi paylaşacağız? Yani mesela neyi paylaşamayacağız? Ben bu iktidarın yapamadığı, bak bu iktidarın yapamadığı en önemli şeylerden biri. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, ne dedi? Kültürde ve sanatta dedi, istediklerimi yapamadım dedi, biliyor musun? Ha. Ben bir şey daha söyleyeyim. AK Parti'nin yapamadığı en büyük zafiyet gösterdiği bir tek icraatlarından bir tanesi bu algı yönetimi. Ha, evet. Algı yönetimini hiç yapamıyorlar. Kusura bakmasınlar. Öbür mesela taraf yapıyor. Kardeşim, algı yönetimini yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Gezi'de televizyonlara haber işletmemesi falan. Gezi'de büyük gol yediler bu algıyı yönetemedikleri için. Çok büyük gol yediler. Aldılar kitleyi, bak kitleyi. Götürdüler Halk TV gibi. Halk TV gibi. Enteresan olayların olduğu bir kanala. Yani bekliyor kurt kuzu bir anda, hani Suriye gibi karıştı vs. Neyse, biliyorlar, biliyorsunuz zaten Halk TV'nin zihniyetini, amacında. O Ayşenur Aslan mıdır, o kadın da atmış olduğu tweetleri de zaten ortada vesaire, söylemleri, neyse. Onların kucağına atıyorsun sen, kurda kuzu teslim ediyorsun. Tamam mı? İki, sosyal medyada zaten dezenformasyon noktasında açılan milyonlarca, binlerce hesap var o sürede. Onları aktif hale getiriyorsun. Daha başka bir şey söyleyeyim ya, ülkede darbe oluyor, tweetleri kapattılar ya. Ben de anlamıyorum. Bak bak, darbe oluyor, darbe. Darbe olduğu an tweetleri kapatıldı. Tam ben mesaj attım, iki dakika sonra baktım tweet mivit gitti. Ulan ne kapatıyorsun, bırak şimdi açacaksın. Şimdi açacaksın. Biz saykıracağız insanları, biz de sokağa çağıracağız. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını olduğu gibi yayılacak, edilecek vesaire. Anladın mı Ömür? Evet, evet. Panik yani oluyor. Burada bu algı operasyonu yönetemiyorlar. Bak yönetemiyor, açık söylüyorum ha. Yönetemiyorsunuz. Yönetemiyor. Kim yapıyorsa o işi,
Kimin elindeyse, kim bakıyorsa o işe gözden geçirin. Doğru değil yani. Ben gözden söyleyeyim. Geçirin. Yapamıyorsunuz abi. Olsam görmek isterim. Algıyı yönetme noktasında büyük bir zafiyet var AK Parti iktidarında. Açık ve net söylüyorum. Ya ben şimdi bir vatandaş olarak bu adam benim önümden geçerse ben o fotoğrafı görmemişim. Nasıl ihbar edeceğim abi? İhbar edeyim. Böyle saçmalık olmaz. Neyse. Kaç diyor yani, kaç diyor. Bırak adam kaçsın diyor. Belki de. Peki. Çok enteresan. Şimdi...